Evet arkadaşlar, Amazon Kindle 4'ün artı yönlerini size açıklamak istiyorum. Cihazda Bluetooth desteği var. Bluetooth desteği ne işe yarar diyorsanız eğer, bildiğiniz gibi kulaklıkla bağlantı kurabiliyorsunuz veyahut da diğer Bluetooth cihazlarıyla. Bu cihazın en önemli özelliklerinden biri sesli kitaplar okuyabiliyorsunuz. Bu da zihninize daha iyi oturmasını sağlıyor kitapların. Aynı şekilde cihazda su geçirmesi özelliği var. Yani istenilen zorlu şartlarda cihazı kullanabilirsiniz. Yağmur altında bile rahatlıkla okuyabilirsiniz. Aslında kitapları yağmur altında okuyabilmiyoruz. Bildiğiniz gibi yağmur değdiği an kitaplar bozulabiliyor. Ama Amazon Kindle'ın bu artı özelliğini size bildirmem gerekiyor. Bunun dışında bildiğiniz gibi kitapların fiyatı çok pahalı. Bunların PDF'ini indirebiliyorsunuz ve aynı şekilde birçok kitap içine yükleyebiliyorsunuz. Tek bir kitap boyutunda belki de yüzlerle kitap taşıyorsunuz. Bu çok özellik. Taşınabilirlik anlamında çok özellik, çok önemli bir özellik. Eğer siz de kitap okumaya meraklısanız, eğer dersleri okuyorsanız Amazon Kindle'ı ben size tavsiye ederim arkadaşlar. Çok kullanışlı özellikleri var. Notlar alabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi notları silebiliyorsunuz. Mesela kitapta biz not aldık. Notu silemiyoruz bildiğiniz gibi. Kitabın üzerinde kalıyor. Onu neyle bozacağız? Ama Kindle öyle değil. Not alıyorsunuz, renkliyorsunuz yazıları. Daha iyi oturuyor beyninize. Ve gelecekte bunu silebiliyorsunuz istediğiniz zaman. Bu yüzden ben Amazon Kindle'ı almak isteyen arkadaşlara tavsiye edebilirim. Kullanışlı mı? Evet, bayağı kullanışlı. Söylediğim gibi birçok arkadaşın sorusu var. Ben bunu nasıl PDF yükleyebilirim? Ben bunu nasıl kitap yükleyebilirim? Aslında çok kolay. Amazon hesabı açtıktan sonra, Kindle hesabı açtıktan sonra oraya yazdığınız bir Gmail adresi oluyor. Gmail'de 25 MB'dan büyük boyutlu kitapları kabul etmiyor. Bu yüzden siz bilgisayara ihtiyaç duyuyorsunuz. Bilgisayarla atacaksınız kitapları. Eğer boyutu büyükse, boyutu küçükse direkt olarak Gmail'den göndereceksiniz. Hangi Gmail'i astıysanız o Gmail'den Kindle hesabınıza gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ve direkt olarak Wi-Fi'ye koştuğunuz an direkt olarak cihaza yükleniyor. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Umarım videomuzu akıcı bulursunuz. Arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Açtık Kindle'ımızı. Bu maksimum parlaklığı gördüğünüz gibi. Yukarı hissesinde uçuş modu var. Buradan bizim indirdiğimiz kitaplar var. Ayarlarına gidiyoruz. Ayarlarda biz ne karşılıyor? Account. Evet, hesap açmanız gerekiyor arkadaşlar. Amazon Kindle'da. Hesap açtıktan sonra yazdığımız email ile dosyaları aktarıyorsunuz Amazon Kindle'a ve buradan rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. USB yoluyla direkt bilgisayardan da kitapları atmak oluyor. Bu arada arkadaşlar size belirtmem gerekiyor ki hesap atarken kendi ülkenizi seçmenizi tavsiye ederim. Sonra bloklanabilirsiniz. Amazon bu konularda bayağı dikkatli. Bakalım arkadaşlar. Kindle neden alınır? Birçok kişinin bu konuda tereddütler var. Kindle'ın telefonlu veyahut da ki tabletlerden farkı, mürekkep teknolojisini kullanıyor. Yani yazılar kitap gibi gözüküyor açık konuşmak gerekirse. Parlaklık da fazla değil diye. Arkadan ışıklandırma minimum bu cihazlarda. Bu da cihazı okurken gözümüzü ağramamasına getirip çıkarıyor. Hızı gayet iyi. Bizim kullandığımız 8 GB sürümü 32 GB sürümünde alabilirsiniz. Eğer fazla kitap okuyorsanız 32 GB almanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi tasarımına bakalım. Ön tarafta bayağı bir çerçeve bizi karşılıyor. Arka tarafında ise bakalım arkasının ne yazısı var. Amazon yazısı var gördüğünüz gibi. Alt kısımda logolar var. Üretim yeri de Çin. Evet, üretim yeri zaten birçok markanın Çin. Evet, buradan biz kitap nasıl indirebiliyoruz? Amazon'un kendi sitesi var bildiğimiz gibi. Amazon sitesine girip buradan kitaplar da indirebiliriz. Evet, buradan store yazısı var. Gördüğünüz gibi store yazısına girip buradan birçok kitap indirebiliyorsunuz. Wi-Fi nasıl koşulur? Onu da bize gösterirseniz mutlu oluruz. Evet, ayarlar. Buradan Wi-Fi.
Wi-Fi bağlantısı neden önemli? Wi-Fi bağlantısı sayesinde arkadaşlar, uçuş modu da var burada. Wi-Fi bağlantısı sayesinde arkadaşlar, kitaplar direkt olarak e-mail'de attıktan sonra buraya yükleniyor. Direkt olarak buraya düşüyor. Kindle'ın desteklediği formatlar var. EPUB'u destekliyor, Mobini destekliyor, PDF'i destekliyor. Birçok içerikleri destekliyor Kindle. Bu çok iyi bir özellik. Parlaklığını minimuma aldığımız zaman gece vakti hiçbir şey gözükmüyor, neredeyse ışık olmuyor. Bu çok güzel deneyim açısından, çok güzel bir şey. Gece bir kitap okumak seviyorsanız eğer, ben düşünüyorum ki sizin için çok yararlı olacak. Agassi'nin Kindle'ı. Arkadaşlar yakınlaştıkça, ya mümkünse bir telefon barımızla telefonla kıyaslardık. S9 Plus'ı çıkarır mısın kardeşim? S9 Plus'la kıyaslayalım. Sizde S9 Plus'ta şu an var mı kitap içinde? Yok. Yok kitap demek. Bir beyaz fon alalım arkadaşım. Beyaz fonda ne demek istediğimizi herhalde anlar arkadaşlar. Mesela bu beyaz bir fonu alalım. Evet, yanaşı koyalım. Bakın arkadaşlar, parlaklığı da biraz artıralım. Telefon ekranıyla Kindle ekranı arasında farka bakın. Evet, telefon ekranı Kindle'dan farklı olarak, yani baya fark ediyor gerçekten. Kenardan baktığımız zaman ışığın ne kadar fazla olduğunu anlayabiliyorsunuz telefonlarda arkadaşlar. Işık çok fazla. Ama Amazon Kindle'da öyle değil. Işık gayet iyi. Bir de kitap açalım. Kitap açtıktan sonra ayarlara bakalım. Ne yapabiliyoruz kitap açtıktan sonra? Ne kadar okumuşuz kitapların? Orada yüzde olarak yazıyor. Mesela %1 okudun, %5 okudun, %90 okudun. Bu çok iyi bir özellik. Birçok arkadaşın tereddüt ettiği konular var. Amazon mu? Kobi mi? Veyahut da Pocketbook mu? Ben Amazon'u tavsiye ederim arkadaşlar. Amazon'un ekran teknolojisi diğerlerinden daha üstün. Açık konuşmam gerekirse. Evet, gerçekten fark ediyor. Parlaklıklarını biraz azaltalım. Bayağı fazla parlaklık oldu telefonlarda da. Minimum parlaklığına bakalım, kıyaslayalım telefonla. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz işte. Biraz artıralım. Telefonda minimum parlaklık daha az. Ama söylediğim gibi, yani kenardan dikkat ederseniz ışık sızması yok Kindle'da arkadaşlar. Dikkat ederseniz Kindle cihazlarda ışık sızması olmuyor. Bu telefondan ayrıştığın özelliği cihazın. Bunu siz gözünüzle görürseniz anlarsınız. Yakınlaşalım biraz, odaklayalım. Yani kitap gibi, adeta kitap gibi. Görüyorsunuz ne kadar fark var.